yeniden merhabalar. Ne videosu olacağını bilmediğim bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten bu video ne videosu olsun bilmiyorum. Nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Bir vlog başlatayım dedim ama saat olmuş 2:30. Aslında bugün temizlik yapacaktım. Dün arka odaları temizledim. Camlarını, yerlerini falan. Hatta çocuk odasını bir değiştirdim falan yerlerini. Onları gösteririm birazdan. Salon ve mutfağın camlarını silecektim. Dedim ki boşver. Bugün es geç bunları. Temizlik falan yapmayacağım. Canım hiç istemiyor zaten. Dedim ki video başlatayım. Ne yapacağımı bilmiyorum bu videoda ama öncelikle bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak izlenmelerden bahsetmek istiyorum. Bu arada bir şeyler isteyenlere, şunu çek bunu çek diyenlere hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Destek olan herkese, izleyen, beğenen, yorum yapan hepinize çok teşekkür ederim. Ama videolarımın, yani YouTube'un istatistiklerine girdiğim zaman abone olmadan izleyenlerin sayısı çok fazla benim sayfamda, benim kanalımda. O yüzden öncelikle tam şurada durdurup, videoyu durdurup abone olmanızı sizden rica ediyorum. Ya bilmiyorum, hani benim yaptığım şeyler çok belli aslında. Kendin yap şeyleri var. Ondan sonra ne bileyim, biraz böyle karşılıklı sohbet ettiğimiz birkaç video var. Eğer ki bir yere gidiyorsam çektiğim vloglar var. Çok fazla ev vlogu da çekmiyorum çünkü evde ne yapacağım ki? Yani sürekli başörtüyle durmak nedir biliyor musunuz evin içinde? Gerçekten çok zor. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi yapacaklarımıza geçelim. Öncelikle bilgisayarda birazcık işim var. Corel'de ne yapıyorum, yani program olarak, evde iş olarak ne yapıyorum, size belki bundan birazcık bahsederim. Biliyorsunuz ki, ya da bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim, ben evden iş yapıyorum. Tasarım işine, grafikerlik işime evden devam ediyorum. Bununla alakalı çalıştığım bir firma var ve ek gelen işlerim oluyor. Kartvizit tasarımı, ondan sonra logo tasarımı, davetiye tasarımı gibi gibi, bunların çizimlerini yaparak karşı tarafa PDF atıyorum. Çünkü gerisini onlar kendileri hallediyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Instagram'da çok güzel ana sayfa oluşturduğumu düşünüyorum. Gerçekten ona bile emek harcıyorum. Hani şunu mu paylaşsam, şu şununla önceki postumla bu uyar mı gibi. Evet, belki birçoğunuza saçma gelecek ama belirli bir kitleye hitap etmek istiyorsanız bunlara özen göstermeniz gerekiyor. Ben de biraz da Instagram'ıma özen göstermeye çalışıyorum şu anda. Şöyle de göstereyim size. Bilmiyorum, renkler falan benim hoşuma gidiyor. Aslında siyah beyaz da eklemek istiyordum. Öyle yazmıştım ilk paylaştığım fotoğrafa, şu fotoğrafı, ama o şekilde ilerlemedi. Biraz böyle yeşiller, turuncular, kiremitler, maviler bu şekilde ilerledi. Şu anda böyle turunculu siyahlı kısımdayım. Siyahtan devam ediyorum. Ne diyorduk biz? Instagram'ımı takip edin kısacası. Şuraya ekliyorum Instagram'ımı da. Belki bilmiyorum ya bu video nasıl ilerleyecek. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Bir belirsizliğe doğru gidiyoruz, bakalım neler olacak, başımıza neler gelecek. Birkaç video önce Gece Yarısı Güneşi kitabından size bahsetmiştim. Hala okumadayım, hala bitiremedim. Çünkü gerçekten bir türlü zaman bulamıyorum ya. Aslında çok ayıp ama. Şöyle, bütün seri tamamdı. Tutulma, Şafak Vakti, Yeni Ay. Sadece Alacakaranlığım eksikti. Bunu da başka bir arkadaştan alıp okumuştum ben. Ondan sonra da geri vermiştim. Seneler önce yani. İlk okuduğum zaman. Sonra diğer seriyi hemen aldım ben. Bunu da okuduğum için almamıştım. Ama böyle kitaplıkta da hani en sevdiğiniz kitabının bir tane serisi olmasa kendinizi eksik hissedersiniz ya. Aynı o şekilde hissediyordum ve almak istiyordum zaten. Bunu da bir arkadaş, Instagram'da tanıştığım, böyle konuştuğum bir arkadaş, kendisi kitap alacağı zaman gidip bunu görünce benim için de almış ve bana gönderdi. Bu, çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü böyle seri tamamlandığı için mutlu olmamak elde değil. Kitaplarımın arkasını çevirerek koymuşum gördüğünüz gibi. Böyle renkleri falan güzel durduğu için o şekilde koydum. Bunların arkasını çevirmeye gönlüm razı gelmiyor. Hem renkleri çok güzel, hem de çok sevdiğim kitaplar olduğu için böyle onları gördükçe mutlu oluyorum. O yüzden önleri çevirerek bir şekilde kitaplıkta duruyorlardı. Böyle. Bunları da hani videonun arasında böyle bahsetmek istedim ki eminim ki aranızda birçok Twin Nine seven kişiler vardır. Hala izlemeyen kişiler varsa, ki yoktur yani, zannetmiyorum yani. Mutlaka izleyin ya. Aşırı güzel. Yani ben izledikçe, ezbere bile bilsem replikleri, asla sıkılmıyorum. Bilenleriniz varsa, eski tripodum kırılmıştı. Şu şekilde, yani boya videosunu izleyen kişiler görecektirler. Böyle bantlarla falan kullanıyordum bunu. Ki yine atmaya kıyamıyorum. Bir şekilde ikinci bir tripoda ihtiyacım olursa bunun üzerine takarım diye. Bunu da bir şekilde atmıyorum, saklıyorum. Ya da burasını tamir edip, bu daha uzun, daha büyük bir tripod çünkü. O daha küçük bir tripod.
böyle bunu da kullanırım diye atmadım. Yeni tripodum biraz daha küçük. Şeyden aldım. Trendyol'dan aldım. Bu tripodun şu kısmı çok geniş olduğu için kamerayı taktığınız zaman hafıza kartını ya da bir şeyini çıkartmak için tripoddan almanız gerekiyor kamerayı. Kamerana direkt buraya oturuyorsa şey yeri, batarya yeri de bu kısımda rahatça çıkartıp yeni kartınızı takabiliyorsunuz kamerayı çıkartmadan. Aşağıya da linkini eklerim tripodun. Oradan bakabilirsiniz. Bir de hafıza kartı aldım. Onun da linkini ekleyeyim. Birçok kameraya uygun olabilecek hafıza kartı. Ben 32 GB'lık aldım. Şimdilik çok memnunum. İki tane böyle hani YouTube'la ilgili bir şey almışken de sizlere bahsetmek istedim ki bu YouTube alışverişiyle alakalı. Yani YouTube ekipmanlarıyla alakalı bir tane video çekmiştim daha öncesinde. Ama böyle yeni versiyonu çekmek istiyorum. Yeni aldığım şeyleri ve alacağım şeyler var. Mesela kendime bu yuvarlak ışıklardan almak istiyorum. Şöyle bir LED ışık. Bunu da çok seviyorum. Şöyle kısma ayarı var. İşte en kısık. Ve istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz. Bir tane daha ışık istiyorum. Yuvarlak ışıklardan. Daha böyle geniş açılı bir ışık istiyorum. Mutlaka bunun linkini bir yerlerden bulursam size atayım markasıyla beraber bakarsınız. Evet, şimdi ben ne yapıyorum? Ne iş yapıyorum? Öncelikle grafikerlik yapıyorum. Corel programı kullanıyorum. Corel X7'yi kullanıyorum. Ve burada birçok çizimi yapabilirsiniz. Hani tasarımla ilgilenen arkadaşlar varsa. Bunları okulda öğretmiyorlar. Şu andaki sistemde öğretiyorlar mı bilmiyorum ama ben bunu kendi kendime öğrendim. Hatta şöyle bir anım var. Biz okuldayken sadece şey tetraket kalıp programını öğrenmiştik. Böyle çok küçük bir şeydi yani. Genelde hep elle çiziyorduk, elle kalıp yapıyorduk. Çizimlerimizi elle çiziyorduk. Bilgisayarla bir şey öğrenmemiştik. Neyse iş başvurusu yapmıştım. O sırada işte babamın yanında atölyede falan çalışıyorum. Babam da benim desinatör, desen tasarımcısı. Böyle seccade, koltuk, halı gibi desenler çiziyor. Onun atölye kısmına başlamıştım. Bilgisayar almıştım o zaman. Bilgisayarın parasını ödemek için oradan gelen parayla işte 700 lira mı ne alıyordum sanırım. 350'sini de şeye veriyordum. Bilgisayar taksitine veriyordum. Neyse işte oraya başladığım zaman işte buradan haber geldi. İş başvurusu için iş görüşmesine çağırdılar. Annemle iş görüşmesine gitmiştik. Böyle koskocaman mavi camlı bir bina. Ondan sonra içeriye girdiğiniz zaman sekreter. İşte ne bileyim böyle içeride iki tarafa doğru çıkan merdivenler. Bayağı bir güzel bir şeydi. Güzel bir binaydı. Ve dedim ki anne hani beni buraya almazlar. Yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Okuldan yeni mezun olmuşum. Neyse iş görüşmesini yaptık. İş görüşmeme de çizimlerimle gidiyorum böyle. Çizimlerimle gittim. Çizimlerimi falan gösterdim. Dediler ki biz sizi arayacağız. Her zaman klasik. Neyse arkamızı dönerek çıktık gittik. Anladım bunlar bizi aramazlar. Hani ben buraya başlayamam. Burası çok güzel, hani çok lüks bir yer gibi. Beni buraya almazlar diye düşündüm. Biraz kendimi böyle ezerek. Bir de yeniyim daha, küçüğüm de aynı zamanda. Yani 21 yaşlarında falan olmalıyım. 20-21 yaşlarında. Neyse haber geldi oradan. Ve işe alındığımı söylediler. Gittim konuşmaya. Dediler ki program biliyor musun? İşte Corel programını biliyor musun? Ben dedim ki biliyorum tabii ki de. Ama çabuk öğreneceğimi düşünerek aslında Corel'le alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Çok küçücük bir Photoshop biliyorum. Yani ne kadar da cesaretliymişim. Aynı zamanda şimdi olsa yapamam yani. Yalan falan söyleyemezdim. Ama işe girmek için, tecrübe edinebilmek için bunu yaptım ben. Korkusuzca risk aldım açıkçası. Neyse girdim, bana bir tane masa verdiler. İşte önüme bir tane bilgisayar koydular. İçinde Corel vardı. Yan masamda da işte arkadaşım oturuyor, Suzan. Bu videoyu izleyeceğini zannetmiyorum ama eğer izliyorsan lütfen yorum ya izlediğini bileyim. İşte o bana çok yardımcı olmuştu Corel'de. O bana öğretmişti birkaç şeylerini. Ondan sonra sürekli işte onunla irtibat halindeydim. Bir yerde takıldığım zaman bana gösteriyordu. Kendimi geliştire geliştire, internetten bir şeyler baka baka önüme böyle listeler çıkartıyordum, defter tutuyordum işte şunu şunu yap, şunu şunu yap, işte Corel'deki kısa yolları, İngilizce terimlerini falan filanı yaza yaza Corel'i öğrendim. Yani aslında burada bir dipnot var. Demek istediğim ne biliyor musunuz? Kendiniz bir şeyleri çabalarsanız öğrenebilirsiniz. Dipnotumuz bu. Gerçekten hani bir şeyleri yapmak istiyorsanız çaba harcayın. Armut piş, ağzıma düş olmuyor. Neyse Corel'i o şekilde öğrendikten sonra artık çizim falan yapmasını öğrendim. Her şeyi orada öğrendim. Ben orada 5 sene kadar çalıştım.
Ondan sonra belirli sebepler yüzünden çıkmak zorunda kaldım. Orada tasarımcıydım. İlk tasarım asistanı olarak başlamıştım. Sonra tasarımcı oldum. Kendi modellerimi çizmeye ve modellerimi diktirmeye başladım. Ondan sonra oradan da çıktıktan sonra grafikerlik için yine eskiden de tanımış olduğum, yani eskiden grafik işlerinin izi verdiğimiz iş yerine grafiker olarak başladım. Orada da grafikerliği öğrendim. İşte renk ayrımını, baskıya nasıl iş gönderiliyor, montaj yapmasını, bunların hepsini orada öğrendim. Şimdi de evden aynı şeyleri devam ettiriyorum. Etiket işi geliyor, kart işi geliyor, kart vizi işi geliyor, tabela işi geliyor gibi böyle yapabileceğimiz minik minik işler geliyor çok şükür. Çok fazla konuştum ama iyi geldi ya. Böyle bir şeylerden, anılarımdan bahsetmek iyi geldi. Güzel oldu. Bence güzel oldu. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu kız ne anlatıyor böyle boş boş dememişsinizdir. Bu arada ben hiçbir şey çizmedim şu an size anlatırken. Hemen birkaç tane bir şey çizeyim, ondan sonra tekrardan devam ederiz. Benim de bugün ne konuşasım varmış arkadaş. Video çekmek fikri yoktu aklımda ama baksana başlayınca birdenbire dilim açıldı. Kameranın şarjı bitiyor her zamanki gibi. Ben şimdi kamerayı şarja takayım. O şarj olurken hem bilgisayarda işlerimi halledeyim. Ondan sonra da sizlere boya... resim yapalım. Resim yapalım, evet. Sulu boya yapalım. Bakarız, yaparız bir şeyler yani artık. Ne olacak bilmiyorum. Bu video nasıl ilerleyecek? Kaç dakika olacak? İçinde neler olacak bilmiyorum ama inşallah sizler de zevkle izliyorsunuzdur. Sıkılmamışsınızdır. Sizi sıkıp bunaltmamışımdır. O zaman birazdan görüşürüz. Yiğit'in odasını göstereceğim demiştim ya. Şu anda Yiğit'in odası bu şekilde. Buraya oyuncaklarını koyduk. Yataktan kalktığı için tabii ki de. Şu anda yatağımız dağınık. Böyle bir odası var. Yatak önceden şuradaydı. Yanlamasına camın önündeydi. Dolap da burada duruyordu. Onları çektim işte, böyle bir yaptık ama böyle daha iyi oldu. Eski beşikli haline benziyor. İlk videoyu hatırlıyor musunuz? Yiğit'in bebek odası turunu çektiğimi. Burada böyle kapıdan girip göstermiştim falan, anlatmıştım. O videoyu da ekleyeyim de. İzlemenizi istemiyorum aslında ama. Çünkü orada kendimi hiç beğenmiyorum. Böyle. Şuraları da kendim boyadım ama şimdi beğenmiyorum. Tık tık tık. Şımarık. Tamam, yemeğe başlamadan biz bunu da göstereyim dedim. Aradan çıkartayım dedim. Burada da böyle bir işte küçük bir... Bu ne? Küçük bir oda turu. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok 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 teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz bir beğenmeyi ve bir kanalıma abone olmayı hak etmişimdir diye düşünüyorum. Eğer beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yine görüşelim. Bir sonraki videoda görüşelim. Hep görüşelim inşallah. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.